Sevgili dostlar, son fizik bükücü, fizik çözer metin çözere, modern fizik kolye, hoş geldiniz. Tabi yani arkadaşlar her videoda olduğu gibi videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın diyoruz. Güzel kardeşlerim, güzel insanlar. Şimdi arkadaşlar, piyasada malum, bakıyorum bayağı da bir izlenme olayı oluyor. E, formülsüz fizik ya da formül kullanmadan fizik sorularını çözerim. Çözelim, çözdüm, çözüyorum. Fakat arkadaşlar girip baktığım zaman hepsi de formül kullanıyor. Peki bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bu nedir? Yalandır. Peki niye böyle arkadaşlar insanlar yalana yöneliyor? Çünkü arkadaşlar biz yalanı seviyoruz. Yalanı istiyoruz. Niye? Çünkü Yalan kolay arkadaşlar. Doğru zordur. Yalan kolay. Hadi şimdi arkadaşlar öğrenci bile öğrenci gözüyle 2020 girdim baktım bir öğrenci kardeşimiz çok güzel. Şimdi kardeşim daha ilk soruda öz kütle sorusu dede muz ver d eşittir en bölü b'yi kullanıyorsun. Ama formülsüz çöz. Peki bu ne? Dinamik sorusunda f eşittir kullanıyorsun. Efendime söyleyeyim x eşittir v çarpı t'yi kullanıyorsun. Yani arkadaşlar şimdi çok fazla matematik yok sorularda kabul ediyorum. Fakat fizik ilkelerinin kıyaslanması, yorumlanması, fizik soruları fizik ilkelerine göre çözülür sevgili arkadaşlar. Şimdi ben size efendim söyleyeyim hiç formül kullanmadan çözülecek birkaç soru çözebilirim. Mesela bir taş attım pencereye ne dedi? A tak dedi. B tuk dedi. C tık dedi, D çat dedi, E çut dedi. Evet bunun için arkadaşlar fizik bilmeye gerek yok. Efendime söyleyeyim kahtalım içinin bir taş attım pencereye tık dedi. Anası çıktı kızım evde yok dedi. Vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi. Vay vay inanmazsan gel kapıya bak dedi. Evet öyle. Armut balda kız balığında falan. Şimdi arkadaşlar bakın. Demek ki cevabımız ne? Tık. Şimdi güzel kardeşim. Biz de bunları geçmişte de her günde yaşıyoruz. Şimdi bir öğrenci kardeşimiz atışlarla ilgili bir soru getirdi. Çözdüm. Sıkıntı yok. Öğrenci dedi ki hocam dedi bizim hocamız e, bu formülleri göstermedi. Dedi ki formül falan kullanmayın. E dedim o zaman Hocanın gösterdiği yöntem neyse çöz dedim. E dedi çözemedim. E dedim götür hocan çözsün. E dedi o da çözemedi hocam. E şimdi kardeşim ne istiyorsun ya benden? İşte demek ki bu öyle çözülmüyor. Öyle basit değil. Ha atışlar 1-3-5. E bütün sorular 1-3-5 mi kardeşim? 1-3-5 mi? Arkadaşlar bakın fizik ilkelerini bilmeden fizik yapamayız. Ha yapabildiğimiz 3-5 şey çıkar tabi. Yani böyle çok arkadaşlar bazen denk gelir. Olur. Ama ben fiziğin hepsini böyle hiç fizik formülü kullanmadan, fizik ilkesi kullanmadan, fizik bilmeden çözüyorum demek arkadaşlar yalanın 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 daniskasıdır. Yalanın daniskasıdır arkadaşlar. Zaten gözün içine baka baka yalan söylüyor. Daha ilk soruda D eşittiren bölü V'yi kullanıyor adam. Efeştirema'yı kullanıyor. X eşittir V çarpı T'yi kullanıyor. E manyetik kuvvet arkadaşlar iki telin birbirine uyguladığı ya da iki tane tel var herhangi bir noktada Efendime söyleyeyim bileşke manyetik alanı bulacaksın. Yer değiştirmeyi pisak oradan bulacaksın. Ya sevgili arkadaşlar yani ben şok ben şok evet. Şimdi şunu demek istiyorum kardeşim. Bak. Fizik soruları fizik ilkelerine göre çözülür. Fakat arkadaşlar piyasada bu videolar çok izleniyor. Niye? Dediğim gibi biz yalanı beleşten, bedavadan, emek vermeden arkadaşlar ilk 10 e girmek istiyorsun herhalde. Olur girersin. Bekle. Şimdi arkadaşlar bu kadar insan kerizliğinden bu kadar kitap yazmış. Bakın. Daha ben efendime söyleyeyim. Size göstermiyorum. Yani böyle bir göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Şurada biraz şey var. ha Evet, an şöyle bakın. Evet. Şimdi güzel kardeşlerim, şu şurada biraz alt üst oldu. Heh. Ya yani arkadaşlar biraz mantıklı olmak gerekiyor ya. Biraz ortalığı birbirine kattım. Size. Şimdi canım kardeşim, güzel insanlar bakın böyle bedavadan bedavadan hiçbir şey yok. Bedavadan hiçbir şey yok. Emek vermeden arkadaşlar bir yere gelmek istiyorsak ha gidip bir milli piyango alın. Sayısal lot oynayın. Ki arkadaşlar zaten toplum alayı buna yönelmiş. Niye? Çünkü arkadaşlar insanların bu ülkede artık ümidi bu kumara kalmış arkadaşlar. Ülkenin hangi duruma geldiğine bakın. Kumar oynayanların, bunların hepsi bir kumardır sevgili arkadaşlar. Neticede şans, içine şans girmişse sana da çıkabilir, çıkmıyor da bilir. Ne çıkar ne çıkmaz. Evet, kumarı seviyoruz. Çünkü arkadaşlar bedavadan, beleşten zengin olalım veya kısa yoldan zengin olalım. Herkes artist olma ya popçu olacaksın ya topçu olacaksın olabilir. Rızk kısmettir yani sevgili arkadaşlar. Olan da var, olmayan da var. Olabilir, olmayabilir. Yani bir şeyin peşine düşersen mutlaka ki bir şeyler olur. Ama emek vereceksin. Öyle topçu olmak kolay mı? Popçu olmak kolay mı? Hadi kolaysa ol. O da kolay değil. Bir şey öğrenmek kolay mı arkadaşlar? Bir şeyi vücuda getirmek kolay mı? Ben mesela siz buradaki arkadaşlar bir sürü şey var işte. Efendime söyleyeyim ışığından tut, kamerasından, bilgisayar, tablet, mouse'undan tut arkadaşlar. Efendime söyleyeyim mikrofonundan tut. Bak ben mesela kaç tane mikrofon almış? Niye? Hangisi iyi olur? Mesela benim evde de çocuklara dinlettiriyorum vesaire soruyorum. Efendime söyleyeyim bizi dinleyen kardeşlerimize soruyoruz hangisi daha iyi? Ondan devam edelim. İnşallah. Daha iyiye doğru gitmek istiyoruz. Arkadaşlar fizik bir bilimdir. Fizik böyle iş ve hiç formül bilmeden. Ya arkadaşlar bu sadece Türkiye'de var. Yani ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yalanın olacağını tahmin etmiyorum yani. Arkadaşlar. Yani çok yalancı bir millet olduk. Ya çok bedavacı bir millet olduk arkadaşlar. Bedavadan zengin olalım, bedavadan cennete gidelim. Bundan dolayı arkadaşlar sahte şeyhler, sahte hocalar, bu üç kağıtçılar, düzenbazlar, Niye türüyor? E bizden dolayı. Dur getir senin altınlarını falına bakacağım. İki kilo altını alıp götürür. E bunları televizyonlarda hep gördünüz. Niye? Çünkü sözde sorsan Allah'a inanıyor. Ya ne Allah'a inanmaz? Allah'a inanan insan böyle şeyler yapar mı arkadaşlar? Üç kağıtçılara yani tamam insanız yani hepimizin e, kandırılma ihtimali var. Fakat arkadaşlar niye? Kandırılma ihtimalimiz var da bazılarında çok fazla. Niye çünkü arkadaşlar eğer biz kadere inansak elimizden geleni yapıyoruz. Takdir Allah'ın. Yani şimdi arkadaşlar ben çalışıyorum. Efendime söyleyeyim bu koronavirüs çıktı. E ne yapayım? Biz yine elimizden geleni yapıyoruz. Yani koronavirüs çıktı diye efendime söyleyeyim her şeyi bırakacak mıyız? Hayır. Bu da bir süreç, bu da bir imtihan arkadaşlar. Özellikle de ülkemize inşallah arkadaşlar en kısa sürede aşılar gelir. İyi olur. Bir an önce bu illetten kurtuluruz diye düşünüyoruz. Fakat arkadaşlar biz önce bir beynimizi düzeltmemiz lazım. Bu beyindeki virüsleri düzeltmemiz lazım. Önce arkadaşlar birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Ve hakikaten bir şeyi elde edeceksek onu çalışarak elde edeceğimize inanmamız gerekiyor. Ya adam, efendime söyleyeyim sınava girecek, işte kızım oğlum sınava girecek, 50 tane Yasin okuyor, yok 120 tane Yasin, neyse baş taneyse nereden bir şey... Rakamları da bir yerden duyuyorlar. Efendime söyleyeyim. Kendisinde abdest yok. Öbüründe namaz hiçbir şey yok. Ama arkadaşlar ee, çocuğum şu hasta ziyaret ziyaret gezdirmiyor. Önce biz kendimizi bir düzeltelim ya. Bir Allah'a yönelelim. Yani o ziyaret dediğin ne yani? Ziyaret denecek Allah'ın bir kulu. Sen de Allah'ın bir kulusun. Abdestini al eğer inanıyorsan o kadar. Yönel Allah'a. Elini aç, dua et çocuğun için. Ha şimdi arkadaşlar biz inanıyoruz duaya. Fakat en büyük dua çalışmaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. En büyük dua çalışmaktır. Çalışmak da bir duadır. Bak diyorsun ki Allah'ım ben çalışıyorum senden bunu istiyorum. Bak fiilen direkt sen fail oluyorsun işte arkadaşlar. O işi yapan oluyorsun. O işin içinde oluyorsun. Arkadaşlar Dediğim gibi yani işte bu cismi bıraktım. Bırakıyorum. Bak elimde bir tesbih. Nerede o? Ha. Şuradan bıraktığımda ne olur? Bakın öbür elime düşer. Aşağı gel. Yukarı gitmez değil mi? Niye? Yer çekimi var. Yani tamam. Bunu yer çekimi var demeden de arkadaşlar şuradan geçen birine sorsak. Çünkü bu güncel hayatta efendime söyleyeyim gördüğü bir şey. Yani bir cisim bırakıldığında aşağı düşer. Bunun fiziksel altyapısını bilmesine gerek yok. Arkadaşlar. Fakat her fizik sorusu böyle mi? Hadi bu arkadaşlar 7'den bir tane olsun. 14'ten bir tane iki tane olsun. Yani böyle soru diyelim. Ya öbür sorular? Sen efendim mesela bir noktadaki bileşke manyetik alanı bulmak için hadi gel kullanma bakalım. Kullanma. Yani sen orada kardeşim manyetik alanın formülünü bileceksin düz tel mi, çember mi, bobin mi? Orada bunların arasındaki açıyı bileceksin. 90 derece mi, 60 derece mi, 120 derece mi? E bunların ilkelerini bileceksin. 60 sa, 90 sa, 120 seneye eşit bileşke nasıl bulunur? E bunları bilmeden ya sen neyi çözüyorsun kardeşim? Sen hangi fizik sorusunu çözüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Niye insanları kandırıyorsun? Demiyorum. Arkadaşlar niye? Çünkü biz kandırılmak istiyoruz. E sen kardeşim kandırılmak istersen tabii ki seni kandırırlar. Yani arkadaşlar doğru her zaman zordur. Doğruyu kabul etmek kolay değildir. Kendi açımızdan da arkadaşlar. Fakat şapkamızı önümüze indirip doğruları kabul etmezsek hiçbir yere varamayız. Hiçbir şeyin sahibi olamayız. Dolayısıyla arkadaşlar biz diyoruz ki bu dünyada az ya da çok. Yani neyse neye sahip olabilirsek Allah neyi kısmet ederse bu bizim alın terimiz olsun. Kimsenin hakkı hukuku olmasın. Arkadaşlar, bedavaya alışmayalım. Bak, bedavaya alışmayalım. Zaten öyle bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar. Yani şunu da söyleyeyim. Ben diyorum ki arkadaşlar, sahip olacağımız her şey bizim emeğimiz olsun. Efendime söyleyeyim, biz kandırılmak istenmezsek, istemezsek, kendimiz kaçınmazsak Bizi kolay kolay kimse kandıramaz. Ha kandırabilir yani hepimiz kandırılmışızdır mutlaka. Fakat arkadaşlar böyle büyük ölçekte efendime söyleyeyim bence şu an bu virüsten dolayı bile insanlık kandırılıyor gibi. Çünkü dünya çapındaki bazı profesörlerin ben açıklamalarını okudum arkadaşlar. Acaba bu efendime söyleyeyim aşı da ne kadar gerçekçi. Bu virüs neyin nesi. Efendime söyleyeyim gerçekten Allah'tan mı geldi yoksa mutasyona uğradı insanlar insan eliyle mi mutasyona uğratıldı arkadaşlar bunlar da ayrı bir muamma tabi benim konum değil fakat arkadaşlar dünyayı yönetenler maalesef bu krizlerle arkadaşlar insanları fakirleştirip insanların elindekilerini ceplerine indirdiler zaten arkadaşlar biz son iki yılda yüzde yetmiş yüzde seksen fakirledik fakirleştik işte doların euronun geldiği veya Türk lirasını arkadaşlar riyal karşısında sadece euro veya dolar değil. Bütün dünya şuradaki Romanya'ya Romanya'nın parası 1 lirası bizim 5 liramız arkadaşlar. Yani bu nedir yani? Biz 5 lira vereceğiz ki onlardan 1 lira. Romanya ya Romanya dediğin ne arkadaşlar? Osmanlı'dan son dönemlerde ayrılmış e, Bulgaristan mıydı? Evet Bulgaristan. Bulgar parası. Evet bizim hemen sınırdan giriyorlardı. Özür. Bulgar parası. Yani arkadaşlar Bulgaristan nedir ya? Bizim daha bir vilayetimizdi yani. Osmanlı'da diyoruz değil mi? Biz böyle Osmanlı torunuyuz. Osmanlı geliyor, Osmanlı geliyor. Nereye geliyor kardeşim? Hadi gelsin. Nereye geliyor? İtibar diyorsunuz arkadaşlar. Yani ben 10 liraya aldığım şeyi şimdi 20 liraya, 25 liraya alıyorum. Geçen yıl 25 lira olan bir yağ bu yıl 60 lira. Yani nasıl bir itibar kazandık ben onu anlayamıyorum. Tabi o da ayrı bir Olay sevgili arkadaşlar. Neyse fiziğin fazla dışına çıkmayın. Çünkü sıkıntılar çok. Sevgili arkadaşlar kısaca lütfen fizik öğrenmek isteyenler fizik ilkelerini öğrenecek. Tabii ki arkadaşlar dediğim gibi yani bu cismi bıraktım aşağı düştü ya da 1 3 5. Hani biz tabii arkadaşlar bazı şeyler hani söylüyoruz. Mesela işte potansiyel V eşittir işte, i çarpı re, Potansiyel eşittir akım çarpı direnç. Ha bunu böyle söylediğin zaman formül olmuyormuş gibi. E ya kardeşim. Lütfen bu bir kavram bakın arkadaşlar formül değil. Fizikte kavramları çok iyi öğreneceğiz. Yani nasıl? Mesela bu kalem bunun kalem olduğunu öğreneceksin. Akım nedir? Akımın ne olduğunu bileceksin. Potansiyel nedir bileceksin. Kütle, hacim, öz kütle. E bunların tanımını bilmezsen ya da kuvvetin tanımını bilmezsen, işin tanımını bilmezsen, gücün tanımını bilmezsen, adam sana gücü sordu. Güçleri kıyaslayın. E neye göre kıyaslıyorsun? Gücün ne olduğunu bilmezsen. Birim zamanda yapılan iş. Tamam. İşte bakın arkadaşlar. Birim zamanda yapılan iş. Yani iş bölü zaman. E bu da arkadaşlar matematiksel formülleştirmiş. Bu da bir modelleme diyelim o zaman. Formül demeyelim. Evet. Matematiksel modellemelerle fizik sorularının çözümü diyelim arkadaşlar. Ve insanları kandıralım. Güzel. Yani şimdi arkadaşlar Ha kel Hasan ha Hasan kel miydi? Evet öyle bir şey. Yani arkadaşlar matematiksel modelleme fizikte diğer adı formüldür. Ve arkadaşlar fizik soruları fizik ilkelerine göre çözülür. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Her ne vakitte dinliyorsanız arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah arkadaşlar bu virüs illeti de diğerlerde arkadaşlar ekonomik sorunlarda ülkemizin üzerindeki bütün sorunlarda hallolur. tabii ki arkadaşlar sorunsuz hiçbir şey olmaz. Milletçi arkadaşlar hep birlikte zaten sıkıntıyı taban çekiyor, halk çekiyor arkadaşlar. Ee, şeyin Ankara'lı Turgut'un Kaymak Lazım türküsünü arkadaşlar dinleyin. Orada zaten gerekeni söylüyor Ankaralı Turgut. Hepinize hayırlı akşamlar, bol güneşler diliyorum.